kısaca tanıtır mısınız? Hani sizin soy isminizi, yaş olarak. Tabii ki ben başlayayım. Ben Elif Sena Keçeci, ODTÜ Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Şu an Yeşil Kampüs Topluluğu'nun başkanlığını yapıyorum. Özetle bu şekilde ifade edebilirim. Buyurun Sözü Elif Umut'a Bey. bırakayım. Merhaba, Hoş bulduk. merhabalar. Ben de Umut Uygun. 32 yaşındayım. Ben de ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu'nun yönetim kurulundayım. Bu şekilde. Evet, sizinle Greenweek Yeşil Hafta etkinliği için röportaj yapıyoruz. Şimdi yönelteceğim soru, çevre alanında faaliyet göstermeye neden ve ne zaman karar verdiniz? Bunu öğrenmeye yönelik. Bekliyorum. Ben söyleyeyim isterseniz. Buyurun Şöyle Umut Bey. ki hani kendimize ait hissettiğimiz kampüsümüzün hani sürdürülebilir bir yerleşim olmasını sağlamak ve bunun için çalışırken de kendimize katkı sağlamak istedik. İnsan davranışının ve tercihinin yaşadığımız çevreyi ne kadar fazla etkilediğini ve sonucunda da yaşadığımız çevreden ne kadar etkilendiğimizi derslerde sıkça işliyorduk. Kişisel hayatımızda da bu gözlemlediğimiz şeyleri hem bireysel hem kurumsal ölçekte sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalara başladık. Çok iyi gerçekten. Bir de bildiğiniz üzere günümüzde çok fazla hani çevre sorunu var. Çevre sorunlarından biri de özellikle kirlilik, çevremizde gördüğümüz kat atıklardan olsun, hani çeşitli atıklardan olsun kirlilik var. Hani bu çevre kirliliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz neler? Bunları alalım. Şimdi çevre kirliliği çok büyük bir konu. Hani şöyle kısaca toplamak gerekirse çevre kirliliğinin temelinde insan ve doğa ilişkisi yatıyor. Ve bu doğal sistemlerdeki en önemli ortak noktalardan biri de döngüsellik. Etrafta gördüğümüz her şey diğer birine dönüşür ve bir süreklilik vardır. Ama bir takım ekonomik kaygılardan artık insanlar bu döngüdeki birbirine dönüşme sürecinden kopmuş durumda. Bu sebepten çevremizin kendini yenileme hızından daha hızlı bir şekilde çevreye müdahale edilen tüketim odaklı bir yaşam tarzı, kaynak ve ürünlerin adaletsiz paylaşımı ve bunların hepsi birleştiğinde çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkması söz konusu. Bunun dışında şöyle bir şey söylemek isterim. Bireysel çabaların bu çevre sorunları ve kirlilik üstüne çok önemli olduğunu aslında vurgulamak isterim. Çünkü genelde şöyle bir düşünce var. Benim tek başıma yaptığım şeyler, benim tek başıma gerçekleştirdiğim çabaların çevre kirliliği üzerinde ne gibi bir etkisi olur? Hani bunu daha büyük ölçekte yapmak lazım. Benim yaptığım şeylerin bir faydası yok gibi bir algı var. Ama burada da şöyle bir şey var. Kişisel çabalar talebi arttırır. Ve bu talep arttıkça bu siyasi etkiyi arttırıyor. Bu sefer siyasi partiler demek ki artık bu tarafta da bir talep olduğuna göre benim böyle politikalar üstüne düşmem lazım deyip büyük firmaları zorlayıcı bir takım politikalar ortaya çıkartır. Bu şekilde. Biraz konudan saptım ama hani şöyle de Hayır, bir yo hayır. Bence gayet söylemek iyi bir istedim. konuya değindiniz yani. Bu konuda Çok sağ olun. fikirlerinizi almak bence güzeldi. Sağ olun.
Çevre kirliliği konusunda ekip olarak veya bireysel olarak yaptığınız çalışmalardan genel olarak bahsedebilir misiniz? Tabii. Biz topluluk olarak çevre kirliliği konusunda atık ve geri dönüşüm temalı projeler gerçekleştirdik. Atık matik, izmarit toplama, ders zincirleri projelerimizi bunlara örnek olarak sayabilirim. Bu projelerden de kısaca bahsedecek olursam, örneğin atık matik projemiz, geri dönüşüm alışkanlığı yaratmak adına kampüsümüze atık matik alınmasını önerdik ve alınana kadarki süreci takip ettik. Atık matık projemiz sayesinde plastik, metal ve cam atıkları attığınızda puan kazanıyorsunuz ve kazandığınız puanlarla ODTÜ'den de çeşitli ürünler alabiliyorsunuz. Bu projeyle asıl amacımız geri dönüşüm alışkanlığı edinilmesine katkı sağlamak, ayrıştırılabilen ürünlerin daha az çöpe gitmesini sağlamak ve bu sayede kampüsteki geri dönüşüm oranını artırmak ve insanlarda bir farkındalık yaratmaktı. Bunun haricinde ODTÜ'de ne yazık ki toksik atık olan izmarit atıkları oldukça fazla. Buna dikkat çekmek amacıyla bir grup arkadaşımızla önceden belirlenen yerlerde izmarit atıklarını sıfırladıktan sonra 7 saat sonra tekrar toplama yaparak yaklaşık 3000 adet izmarit topladık. Ve sosyal medya hesabımızdan da bu konuda bir paylaşım yaptık. Buradaki amacımız temel olarak farkındalık yaratmaktı. Bunun haricinde ders izlencesi Silibus projemizden söz etmek istiyorum. Bu projeyle aslında öğrencilerin ders programını internet üzerinden takip etmeyi tercih ettiğini ve dağıtılan kağıtları genellikle kullanmadan attığını gözlemledik. Biz de topluluk olarak ders izlencelerinin kağıda basılı halde dağıtılması yerine internet üzerinden paylaşılmasını sağlamayı ve yaygınlaştırmayı ve bu sayede kağıt atığı çıkartılmasını önlemeyi amaçladık ve hocalarımızla görüştük. Bu konuda bir farkındalık yaratmak ve hocaları teşvik etmek istedik. Ve pandemiden önceki dönem yaklaşık 6000 sayfa kağıt kurtardık. Bunun haricinde yine ODTÜ'denle anlaşarak ve bir de kullanılabilir su matarları üreten Suko markasıyla anlaşarak ODTÜ'ye özel bir matara satılmasını sağladık. Yine ODTÜ'den de kampüsümüzdeki bir işte ODTÜ ürünlerinin satıldığı mağazada. Bunun gibi temel belli başlı projelerimiz aslında bu kadar. Yani bunlardan temel olarak bahsedebilirim. Atık matik matara olayı gerçekten çok yaratıcıymış bu konuda. Çevre kirliliğinin en büyük etkeni olan bu atıkların daha indirgenmesi açısından nasıl önlemler alınabilir? Aslında siz az önce de söylediniz Elif Hanım, hani atık matik, daha sonra matara kullanımı, matarayla ilgili yaptığınız çeşitli etkinlikler aslında bunu gösteriyor, ama daha başka nasıl önlemler alınabilir daha aza indirgenmek açısından sizce? Bizce atık ayrıştırmanın yerel yönetimler tarafından zorunlu hale getirilmesi çok büyük bir adım olabilir. Bunun dışında herkesin gündelik yaşam pratiğinde sürdürülebilir tüketim anlayışına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu farkındalık için anaokul ve ilkokuldan itibaren çevre farkındalığı dersleri müfredata eklenebilir. Ve bu sayede insanlar küçük yaşlardan itibaren bu bilince sahip olabilirler. Bunun haricinde üniversiteler de çok büyük bir iş düşüyor elbette. Rektörlük birimlerinin altında atık alanında özelleşen birimler kurulabilir. Böylece kampüs içindeki atıkların ayrılması ve takibinin yapılması sağlanır. Bunun dışında atık üreten birimler belirlenerek daha az atık nasıl çıkarılabilir konusunda aşamalar yürütülebilir. Örneğin kantinlerde ve yemekhanelerde çıkan organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi, tek kullanımlık ürünlerin, plastiklerin en aza indirilmesi yahut yasaklanması ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması yönetince desteklenebilir ve zorunlu tutulabilir. Biz de topluluk olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz ve projelerimiz ve sosyal medya paylaşımlarımızla kampüsteki bireylerin bu konuda gündelik yaşamlarında bu konuda bir farkındalık kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ne güzel.
Şimdi evet, bunu kendi çapınızda yapıyorsunuz tabii ki, siz üstünüze düşeni yapıyorsunuz. Ama hani tüm dünyada olduğu gibi, hani ülkemizde mutlaka oluyor böyle şeyler. Çevre kirliliği üzerine birçok çalışmalar yürütülüyor. Aynı sizin yaptığınız gibi. Ama bu çalışmaları ne kadar yerinde buluyorsunuz? Başka çalışmalar yapılıyor ama hani bunları ne kadar yerinde buluyorsunuz? Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu çalışmaları? Onun üzerine bilgi alalım. Tabii ki. Şöyle sanki, yani farklı tip kirlilikler üstüne farklı tip ekipler çalışıyor. Ancak bütüncül bir yaklaşım yok gibi sanki. Son dönemde de ülkemizde sıfır atık projesi bayağı bir gündemde. Biz de sıfır atık projesinin kendi kampüsümüzdeki yansımalarını takip ediyoruz. Mesela üniversitemizde sıfır atık bilimi kuruldu ve konteynerler, farklı farklı işte kağıt, heter vesaire ve kompost makinesi verildi. Ancak mesela şöyle bir şey var. Türkiye'de ikili toplama yapılıyor ama her atık için farklı konteynerimiz var. Şimdi çalışanlar ve çocuklar işte çöplerini farklı konteynerlara atıyorlar. Fakat bir kamyon gelip hepsini bir yerde topluyor. İnsanlar da bunu görüp acaba hiçbir geri dönüşüm yok mu diye düşünüp bir daha ayrıştırma yapmamaya başlıyorlar. Halbuki çöp kamyonları o atıkları birleştirip tesiste tekrar ayırıyorlar. Hani böyle bizim çöpü ayrıştırma yöntemimiz farklı ama toplama yöntemimiz farklı. Bu ikisi birbirine uyumlu değil. Hani sıfır atıkla bağlantılı fark ettiğimiz bu var. Hani bunu söylemek isterim. Çok teşekkürler Mutfey. Düşünceleriniz, fikirleriniz için. Bir de şu soruyu yönelteceğim. Sizce pandemi sürecinin çevresel kirliliğe ne gibi etkileri oldu? Nasıl bir etkisi oldu sizce? Aslında pandemi sürecinin başında neredeyse tüm dünyada bildiğimiz hayatın durduğu, tam kapanma yaşanan dönemlerde ilginç haberler ve görüntülerle karşılaştık. Bazı çalışmalarda bu süreçte iklim değişikliği için kritik olan sera gazı salınımında azalma yaşandığı bildirildi. Aynı şekilde yavaşlayan endüstriyel üretim ve neredeyse duran hava ve kara trafiği sonucu hava kalitesinde iyileşme yaşandığına dair raporlamalar da yapıldı. Gürültü kirliliğinde azalma, sahillerde daha az kirlilik olduğu ve bazı bölgelerde biyoçeşitlilik açısından olumlu değişiklikler yaşandığı da bildirildi. Ancak sonrasında bu sektörlerde yapısal değişikliklere gidilmediği için bu etkiler yalnızca o dönemle sınırlı kaldı ve halbuki bu bize insan kaynaklı sorunlarla ilgili kapalı planlı değişime gidilse ne kadar kayda değer olumlu sonuçlar alınabileceğini göstermişti. Pandemi sürecinin çevre kirliliğine olumsuz etkileri özelinde zararlı kimyasallar içeren dezenfektan ve temizlik ürünlerinin aşırı tüketimi ve maske, eldiven gibi tek kullanımlık kontamine atıkların arttığını da biliyoruz. Toprağın ve suyun hem kimyasallarla hem de bu atıklarla kirlendiğini gözlemliyoruz. Biyoçeşitliliğe ciddi ve uzun süreli zarar veren bu faktörler, ilaçlama yapılan yerlerde artan böcekler ve zarar gören deniz canlıları ile ilgili haberlerle sık sık karşımıza çıkıyor. Önemli bir konu da aslında bu pandemi sürecinin kendisi. Çevre kirliliğinin temelinde insan-doğa ilişkisine yaklaşımının temel olduğunu düşündüğümüzü Umut belirtmişti. İşte pandemi sürecini tetikleyecek boyutta bulaşıcı hastalık riski yaratan faktörlerin başında da vahşi yaşam dengesinin insan eliyle bu derece bozulmasının yattığı tartışılmakta. Bizim de görüşlerimiz özetle ve çıkarımlarımız bu şekilde oldu. Teşekkürler. Ve son olarak hani bu etkinlik Yeşil Hafta kapsamında düzenleniyor. Bu haftayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim.
Hani ilk dikkatimi çeken farklı ölçeklerde paydaşların bir araya getirilmesiydi. Hani farklı seviyelerden işte şirketler, politika belirleyiciler, topluluklar, halk. Bunların bir araya getirilmesi ve uygulanabilir çözümler aranması, farkındalık yaratılması. Bunlar bütüncül bir yaklaşımla konunun ele alınması için çok önemli ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Değerli düşünceleriniz ve fikirleriniz için kendi adıma çok teşekkür ederim. Bu röportajı katıldığınız için, katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkür Tamam, ederim. çok sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için bize sorun.